Ben Necati Selçeker. Mühendislik eğitimi aldım. Kısa bir dönem kamu sektöründe Ar-Ge mühendisi olarak çalıştıktan sonra uzun yıllar özel sektörde satış pazarlama, dış ticaret ve iş geliştirme yöneticisi olarak çalıştım. İşim gereği gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok farklı kültürleri tanıma fırsatı buldum. Bu açıdan da kendimi şanslı hissediyorum. Başlarken özellikle kültürel zeka ile ilgili çok yapılan bir yanlıştan bahsetmek istiyorum. Genellikle kültürel zekanın çok uslu ortamlarda bulunan kişilerin ihtiyaç duyduğu beceri gibi algılanması yanılgısına düşüyoruz. Aslında ülkemizde çok geniş coğrafyada çok farklı kültürlerle iletişim halinde olan birisinin de ihtiyaç duyduğu beceridir kültürel zeka. Özellikle de yöneticiler. Biz yöneticilerin bilgili ve tecrübeli olmasını bekleriz ama aynı zamanda yöneticilerin karmaşık ve farklı ortamlarda uyum sağlayabilme yeteneğinin de olmasını bekleriz. İşte burada da kültürel zeka devreye giriyor. Kanımca yakın zamanda kültürel zeka özellikle yöneticiler için önemli bir terfi kriteri haline gelecektir bu açıdan bakıldığında. Madem bu kadar önemli, kültürel zekaya nasıl sahip olabiliriz? Kültürel zeka doğuştan gelen bir beceri değildir. İyi haber, geliştirilebilir. Zaman içerisinde merak ve biraz da odaklanmayla geliştirebilen bir beceridir ki bunu elde etmek için açık görüşlü olmak ve farklı kültürlerle etkileşime istekli olmak gerekir. Öncelikle buna sahip olmanız için sizin bir motivasyonunuz olması lazım. Kültürel zeka için çaba göstermeniz gerekiyor. Bir itici güce ihtiyacınız var. Bu yöneticiyseniz bu beceriye sahip olup kariyerinizde daha iyi yerlere gelmek istiyorsanız böyle bir dış motivasyon da olabilir ya da tamamen kendi iç motivasyonunuzdan kaynaklı bir şey de olabilir. Burada benim açımdan mesela iç motivasyon önceliğim olmuştur. Başlangıçta yemek kültürüne olan ilgimle başlayan merakım zaman içerisinde kültürün diğer öğelerini de içine alarak geliştirdim. Motivasyonum daha da arttı. Merak ve ilgim zaman içerisinde bilgimin çok artmasına ve farkındalığımın yükselmesine yol açtı. Bu da aynı zamanda benim merak ve ilgimi daha da besledi. Bu şekilde bir döngü halinde konuya olan ilgim ve bilgim giderek çok arttı. Tabii ki kültür arasındaki farklılıkları anlamak sadece bilginizi artırmakta olacak bir şey değil. Bazı konularda deneyimlemek gerekiyor. Deneyimlemeden bazı şeyleri anlamanız, hissetmeniz çok da mümkün değil. Tabii deneyimlemek işin zor kısmı. Burada esnek olmak gerekiyor. Şimdi kültürler arası farklılıkları anlayıp aradaki bariyerleri yıkarken aslında zaman içerisinde bir bakıyorsunuz yıkmanız gereken bariyerler kendi bariyerleriniz. Ve esnekliğinizi eğer arttırıp deneyimleme şansınız olursa deneyimledikçe esnekliğiniz çok artıyor ve sizin o kendi bariyerlerinizin zaman içerisinde birer birer yıkıldığına şahit oluyorsunuz ve kendinizde gelişime bir baktığınız zaman çok şaşırabiliyorsunuz. Bu tabii ki pozitif anlamda bir gelişim. Zaman zaman yıkılan bariyerler ön yargılar da olabiliyor. Karşı tarafın size olan ön yargıları olduğu gibi sizin de onlara olan ön yargılarınız da olabiliyor. Eğer ön yargıların farkındaysanız ve neler olduğunu biliyorsanız, sizden beklenmeyeni, umulmayanı yaparak bu ön yargıları da ortadan kaldırabilirsiniz. Bir kere gelişim sürecinde sizin deneyimlediğiniz bütün bu kültürel farklılıkların hepsini benimsemeniz, sevmeniz beklenemez. Burada önemli olan kültürel farklılıkları anlamaktır ve saygı göstermektir. Hepimizin kültürel farklılıkları var. Başkaları için bunlar gereksiz, anlamsız ve saçma bile görünebilir. Avrupa'da bir toplantıya biraz geç kalmak sorun olabilirken, Afrika'da bir saat geç kalmanız hiç sorun yaratmayabilir. Hatta ilk giden siz olabilirsiniz. Orta Doğu'da toplantı yapacağınız kişi gelmeyebilir, haber de vermeyebilir. Ertesi gün görüştüğünüzde hiçbir şey yokmuş gibi davranabilir. Ahlaki değerler için de aynı şey söz konusu. İş yaptığınız firmanın yetkilisi rüşvet isteyebilir ya da komisyon talep edebilir. Bu bazı kültürlerde suç ve ayıp olarak karşılanırken diğer bir kültürde yine suçtur ama ayıp olarak karşılanmaz. Toplumda bu o kişinin maaşının bir parçası gibi görülebilir. Dolayısıyla biz kendimizi referans alarak bu anlamda başkalarını yargılayamayız. Burada bizim yapmamız gereken şey, bizden beklenen bu farklılıkları anlayıp saygı gösterip iletişimimizi bu düzeyde götürmektir. Kültürel zekanız bol olsun. İyi günler.